Şimdi Atatürk'ü sevmek, Cumhuriyet'i sevmek onu anlamakla ilintili bir şeydir. Onun gibi düşünebilmekle ilintili bir Öyle. şeydir. Bireysel değil, toplumun tüm kesimlerini düşünmektir. Misak-ı milliyi, ulus devleti doğru savunmakla ilgili bir şeydir. Dili dili, ırkı ne olursa olsun bütün toplum kesimlerini benimsemekle ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi budur. 2017'de ilçe başkanı seçildim. İlk tanışma toplantısında ki o zaman başkan bendim. Siz de biliyorsunuz Biliyorum. Duayen Gazeteci olarak yönetim kurulumun %90'ı 95'i karşıt liseden gelmişti. Ve insanlar birbirlerini tanışırken ayağa kalkıp ben Dersimli X, ben Dersimli Y, ben Dersimli Z dedikleri anda benim tüylerim diken diken oldu. Çünkü bizim bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde tek il var. Tunceli o anlamda 81 ilden. Dersimliyim demek doğru değil, Tunceliliyim dediniz. Evet. Net olarak orayı Onu bir hatırlatmış açıklayalım oldum. da. Yani sonuçta Ben de bunu... buna destek verdim. Evet. Ben de buna Evet. katkı koydum. Aynen. Yani Dersim birçok ili de içine kapsayan Bu... ama Tunceli'ye Dersim demek Tunceliliğe ve Atatürk'e hakaret. İnsanların kendilerini dışarıda ne şekilde ifade ettiğiyle ben ilgilenmem. Herkes özgürdür. O istediği şekilde konuşabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çatısı içinde eğer yöneticiysen kendinizi bu şekilde ifade edemezsiniz. Dışarıdan gelen bir misafire veya insanlara karşı. Bu işte o ulus devleti, Atatürk'ün yaratmak Tabii. istediği zihniyeti veya bu partinin kurucu felsefesini anlamamaktır. Bir nevi de ihanet etmektir. Evet. O anlamda biraz önce size dile getirdiğim suskunluklarım, yıllardır konuşmayışımın, bugün tezahür edişinin de bir sebebi odur. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bunu anlatırken lütfen beni Konya altında veya Antalya'da yaşayan hiçbir insan yanlış anlamasın. Biz hayatımızda hiç cilik yapmadık. Ben evet Konya altının yerli bir ailesinin evladıyım, torunuyum. Ama ben böyle bölgecilik yapmadım. Siyaset biliyorsunuz delege sisteminden dolayı ekipçilikle yapılır. Evet. Benim ekibim de bununla gurur duyuyorum. %70'i 80'i Alevi kökenlidir. Ama onlar da aynı benim gibi düşünen insanlardı. Atatürk kültürüne sahip, bu partinin kuruluş felsefesine bağlı insanlardı. Yıllarca bu insanlarla beraber siyaset yaptık. Bu anlamda şimdiki geldiğimiz noktada da yani Cem Kota'nın aday olması bir sebep değil ama bir sonuçtur Ali Bey. Evet. Bu sonuç da şudur. Bizim meclis üyesi listelerimize baktığınız zaman bu sonucu herkes anlar. Onur Durul'un listesinde yerlisi de vardır, yabancısı da vardır, genci de vardır, kadın da vardır. Apartman görevlisi de vardır, depremzede de vardır, mimarı da vardır, mühendisi de vardır. Ve bunlar Türkiye'nin her yerinden Konya altında yaşayan insanlardır. Ama ne yazık ki diğer adayımızın veya adayımızın listesinde yer alan insanların ilk 15 listeye herkes bakabilir. Çünkü o belgedir. Bu bir anlayışın tezahürüdür. Tek tipçi, etnisiteye dayalı bir liste Konya altını temsil etmez. Konya altının 39 mahallesini bilen, 24 köyünü 15 mahallesini adım adım karış karış bilen yegane insanlardan bir tanesi benim. Evet 30 yıllık Cumhuriyet Halk Partiliyim ama 300 yıllık da Konya altılıyım. Orada Ailem, doğdum, sülalem orada oradadır. büyüdüm. İnşallah mezarım da orada olacak. O anlamda benim o memlekete sahip çıkma zorunluluğum vardı. Genel olarak anlatacağım şey aslında buydu size. Öbür özel konulara daha sonra tekrar değiniriz. Ben bir tercih noktasında bulunmak zorunda kaldım. Çünkü geçtiğimiz 5 yıl önce de ben aynı tavrı sergilemiştim. Konyaaltılılar, o bölgeyi bilenler, o doğayı, o dokuyu, o sosyolojiyi anlayanlar yönetmeli ki sorunları ve çözümlerini bilenler yönetmeli diye. O yüzden kaybedilmiş bir 5 yılımız oldu. Bir 5 yıl daha Konyaaltı halkının, Konyaaltı seçmeninin özellikle bu ekonomik krizde insanlar bu kadar açlık, sefalet yaşarken işte kreşlerin 10-15 bin lira olduğu, ev kiralarının 15-20 bin lira olduğu yerde çözüm yaratmak zorundayız. Bu bir ekip olayıdır, bu bir anlayış olayıdır. Konyaaltı bütünseldir. Yerlisiyle, yabancısıyla. Şimdi herkes olayı matematik olarak düşünüyor Konya altında. Sıkıntımız burada. Diyor ki 24 köyde işte 20 bin, 25 bin yerli yaşıyor. İşte diğer nüfusun çoğunluğu merkezde. Bazen Buna iki daha dört etmez. Siyasette hele hiç bunu etmez. da şöyle açıklayayım size. Ben Konya altı tarihinde ilçe başkanı olarak en yüksek oy oranına kazanmış bir ilçe başkanıyım ama bunu hiçbir zaman da böbürlenerek anlatmadım. Kimseye de Evet. söylemedim. Fakat eğer siz Uncalı'da
kara bulutları kentli sayarsanız, kabakları kentli sayarsanız, Arap suyunda abayları, sadeleri kentli sayarsanız, Pınarbaşı'nda alpaslanları, ekeleri kentli sayarsanız, Molla Yusuf'ta işte mevcut muhtarın veya diğer abilerimizi kentli sayarsanız, yani bunların yerli olduğunu anlamazsanız, evet, ki Hurma'da kıldıranları, uzun direkleri, 36'ları saymazsanız, Batıl'da mescidleri saymazsanız, yani yok sayarsanız, evet, merkez mahalleleri de, o zaman siyasetin bir ayağı, iki ayağı eksik kalır ve aslında biraz sonra dile getireceğimiz sorunların çözümü de bunlar kökenlidir. Yerli ve kentliyi doğru bir mantıkta, doğru bir kültürde birleştirmek gerekir. O yüzden insanların genel seçimle yerel seçimi ayırması en önemli unsurdur bana göre. Genel seçimde tabii ki herkes particidir, partisini düşünür ama yerel seçim hizmet işidir. Bu hizmeti en doğru şekilde yerine getirecek, en doğru kadroyla, en doğru ekiple gerçekten doğru bir şekilde toplumun genelini mutlu edecek. Çünkü yerel yöneticinin görevi halka dokunmaktır. Evet. Ben 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. 60 gün o koltukta oturmadım. Oturamazdım. Çünkü insanların sorunları vardı, sıkıntıları vardı. O sorunları çözmek benim başlıca görevimdi. Mevcut bir ilçenin ilçe başkanısınız. Mevcut belediye başkanıyla siyasi olarak tersiniz. Ve size her gün 100 kişi, 200 kişi, ki toplumun şu andaki ekonomik durumu da belli, iş istemiyle geliyor. Ve bunu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. İnsanlara yardımcı olmak zorundasınız, dokunmak zorundasınız. Sorunlarına, yaralarına pansuman olmak zorundasınız. Evet. Ve bu noktada ben bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Konya altında yaşayan, ağırlıklı tabii ki partilidir ama ihtiyacı olan yaklaşık 350-400 kişinin bugün evine ekmek götürmesine bu vesileyle sebep olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. İnsanlara da hayatta hayır demedim. Telefonlarını belki %10 açamadığım olmuş olabilir çünkü günde 1000 telefon geliyordu. O anlamda yine de sadece CHP'lilere değil ihtiyacı olan herkese elimden geldiği kadar yardım etmiş bir kardeşinizim. Şu anda bir Konyaaltı seçmeliyim. Aynı zamanda başkan adayı olarak düşünmeyin. Bu saatten sonra insanlara mavi hap ver, kırmızı hap ver, ya yok tıpış tıpış oy vereceksinizi Konyaaltı halkına kimsenin söyleme hakkı yok. O anlamda bir tercih yaptım. Söz konusu memleketse gerisi teferruat dedim.